Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam aniden istifa etmesi gündeme bomba gibi düştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasını kabul etmemesi ise vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dün akşam ani istifası gündeme bomba gibi düştü. Görevin altından hem başarıyla çıkmak hem de alnı açık bir şekilde çıkmak Türk Polis Teşkilatı'nın artık bir karakteri oldu. Allah sizlerden razı olsun. Millet evinde bugün huzur içerisinde ise bunun en önemli teminatını sizler ortaya koyuyorsunuz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise İçişleri Bakanı Soylu'nun istifasını kabul etmedi. Eksiklerimiz olabilir. Ama bununla birlikte çok büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Vatandaşlar sokağa çıkma yasağının bittiği saat 00:00'da balkon ve camlara çıkarak Soylu'nun istifasının kabul edilmemesine sevinç gösterisinde bulundu. Bir Soylu yeter! Fukara! Soysuzda! Bir Soylu yeter! Fukara! Soysuzda! Bir Soylu yeter! Vatandaşlar Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden de büyük destek verdi. Bir grup vatandaşsa konvoy oluşturarak Bakan Soylu'nun evinin önüne gelerek slogan attı. Grup yanlarında getirdikleri Türk bayraklarını açarak İstiklal Marşı okudu. Sosyal mesafeyi de koruyan grup araçlarına binerek dağıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Hadımköy'deki PTT merkezini ziyaret ederek maskelerin paketlenerek dağıtılmasını inceledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Hadımköy'deki PTT merkezini ziyaret ederek maskelerin paketlenerek dağıtılmasını inceledi. Yetkililerden bilgi alan Bakan Kara İsmailoğlu çalışmaları yakından takip etti. İncelemelerin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tüm dünya yetkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı devletimiz, milletimiz el ele, gönül gönüle güçlü bir mücadelenin içindeyiz. Bu süreçte her bir vatandaşımız ve her bir kurumumuza önemli görevler düşüyor. Kurulduğu günden bu yana tarihi görevler üstlenen ve milli mücadele dönemlerinde hayati rol oynayan posta teşkilatımız bugün aynı anlayışta çalışmalarını yürütüyor. Her zorlu koşulda ön saflarda yer alan PTT teşkilatımız bugün salgınla mücadelemizde de paketleme ve dağıtım ağıyla bu çabanın en önemli kalkanlarından biridir. Bakan Kara İsmailoğlu, PTT'nin 45 bin çalışanı, 5 bin üzerinde işveri ve 10 bini aşkın araç filosuyla insanların hayatı için yola çıktığını belirtti. Şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladık. Bu çalışmalara ek olarak maske dağıtım hizmetini başlattık. Dünyanın pek çok ülkesinde insanlar maske bulma mücadelesi savaşı verirken PTT teşkilatımız maskeleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın ayağına götürüyor. PTT'nin üstlenmiş olduğu bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz. PTT'nin e-ticaret platformu e-ptt.avm.com ve e-devlet üzerinden oluşan maske talepleri vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmak üzere hızlıca PTT kargo aracılığıyla yola çıktı. Bakan Kara İsmailoğlu konuşmasının devamında PTT'nin üstlenmiş olduğu bu önemli görev kapsamında ilgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla tam koordinasyon halinde hareket ediyoruz dedi. Bakanlarımız şu konuda müşteri olsunlar. Paketleme ve dağıtım işleri güçlü bir ekiple titiz, güvenli, disiplinli bir şekilde yürütülüyor. Çalışma ortamlarında maksimum düzeyde hijyen tedbirleri uygulanıyor. Maskeler hijyen kuralları çerçevesinde paketleniyor ve bu işlemin ardından adreslere gönderiliyor.
Dolayısıyla maske dağıtımı ve internet üzerinden sunulan tüm PTT hizmetleriyle tüm ihtiyaçları PTT şubelerine gitmeden karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Var gücümüzle sahadayız. Amacımız vatandaşlarımızın olabildiğince bu pandemik ortamdan uzak durmasını sağlamak. Sevgili seyirciler, teknolojik altyapısı ile Türkiye'nin en önde gelen belediyelerinden biri olan Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasını yeniledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasını yeniledi. Vatandaşlara birçok kolaylık daha getirildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenen mobil uygulama hizmete sunuldu. Bugünün ihtiyaçlarına göre geliştirilerek vatandaşların günlük yaşam içerisinde hizmet alabilecekleri birçok yeniliğe sahip uygulama, Apple Store ve Google Play Store'dan Denizli Büyükşehir Belediyesi adıyla indirilerek kullanılmaya başlandı. Ancak vatandaşların öncelikle mobil cihazlarındaki eski uygulamayı kaldırıp yeni versiyonu tekrar yüklemeleri gerekiyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin haber, duyuru, ilan, etkinlik ve kurumsal bilgilerinin yer aldığı yeni uygulama içeriğinde 16 farklı başlıkta veri ve uygulamaya ulaşılabiliyor. Uygulamada Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Haber, Denizli Hayat, Denizli Kadın, Denizli Çocuk ve diğer kültür yayınlarının da dijital olarak okunabiliyor. Uygulamada Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Denizli Haber, Denizli Hayat, Denizli Kadın, Denizli Çocuk ve diğer kültür yayınları da dijital olarak okunabiliyor. Ayrıca uygulamaya kentteki kentsel mimari, arkeoloji ve doğal değerler gibi Denizli'nin zenginlikleriyle ilgili bilgi ve fotoğrafların yer aldığı Denizli menüsü de eklendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki sorunlara daha hızlı ve etkin bir şekilde müdahale etmek için geliştirdiği çek gönder sistemi yeni uygulamada da bulunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi toplu taşımada hizmeti sunduğu belediye otobüsleri ile ilgili tüm teknolojik kolaylıkların yer aldığı ulaşım portalı da yenilenen uygulamada bulunuyor. Uygulamanın ana ekranında ayrıca Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarına ve iletişim bilgilerine de ulaşılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin 10 farklı bölgesinde bulunan şehir kameraları da yenilenen uygulamada yer alıyor. Aydın'da yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı vatandaşlar tarafından çok büyük oranda uyuldu. Valilik tarafından ise teşekkür videosu hazırlandı. Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'de 30 büyükşehir ve Zonguldak iline getirilen sokağa çıkma yasağına Aydın halkı tam anlamıyla uyum gösterdi. Aydın Valiliği tarafından da alınan tedbirler sayesinde evden çıkmayan Aydın halkının ihtiyaçları giderilirken il genelinde sokağa çıkma yasağına büyük bir oranda harfiyen uyuldu. 2 gün süreyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonunda valilik basın birimi tarafından hazırlanan videolu teşekkür valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandı. Videolu teşekkürün sonunda Aydın Valisi Yavuz Selim Köşker'in "Tüm Aydın hemşehrilerimize evde kaldıkları için canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz güçlü milletiz. İnşallah bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Birlikte başaracağız." sözlerine yer verildi. Sevgili seyirciler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal izolasyon sürecinde vatandaşlara evde kal çağrısında bulunarak bir kamu spotu hazırladı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyaya yayılması ve Türkiye'de de görülmesinin ardından çeşitli önlemler alındı. Vatandaşların salgından korunması için Türkiye genelinde hep birazdan evde kal çağrısı yapıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da sosyal izolasyona dikkat çekmek için yarın sağlıkla kucaklaşmak için bugün evde kal sloganıyla kamu spotu hazırladı. RTÜK tarafından hazırlanan kamu spotunda kapanan ev, kuaför, cami, otel ve kafe kapılarının yakında yeniden açılacağına ve gelen gidenin eksik olmayacağına dikkat çekildi.
Bakmayın böyle ayrı gayrı durduğumuza. Kapımız herkese açıktır aslında bizim. Kimseyi geri çevirmeyiz. Şu an sadece geçici bir önlem halindeyiz. Yakında o kapılar yine açılacak. Gelenlerimiz, gidenlerimiz eksik olmayacak. Yani eninde sonunda her birimiz doya doya kucaklaşacak. Güzel yurdumuzun her bir köşesi güzel insanlarla dolacak. Bugün evdeyiz, doğru yerdeyiz. Zaten nerede olursak olalım, aslında biz hep birlikteyiz. Denizlili sanatçı Hakan Eyden koronavirüsle mücadeleye destek olmak istedi. Evde Kal Denizli isimli şarkıyı seslendirdi. Klipte Denizli'nin doğal ve kültürel güzellikleri de öne çıkarken izleyenlere evde kalın mesajı da verildi. Hem şarkı hem klip büyük beğeni topladı. Sözlerini Arzu Kabukçu yazdı, Sezer Süngü düzenlemesini yaptı. Denizlili sanatçı Hakan Eyden seslendirdi, Evinde Kal Denizli şarkısı ve klibi büyük beğeni aldı. Ne oku var ne yayı, esir aldı dünyayı, kabus etti rüyayı, cavırın koronası, tüm dünyayı mahvetti, bizi eve hapsetti, artık canımı yetti, cavırın. Sanatçı Eyden, koronavirüsle mücadelede ben de varım dedi. Evinde Kal Denizli şarkısını seslendirdi. Dinleyenleri büyüleyen şarkıda evde kalın mesajı verildi. Klipte ise Denizli'nin doğal ve kültürel güzellikleri yer aldı. İşte o şarkı ve klip. Sevgili seyirciler, Pamukkale Belediyesi koronavirüs salgınının önlenmesi konusunda yoğun mesai harcıyor. Dezenfekte çalışmaları ile başlayan süreç pazar yerindeki önlemlerle devam ederken hafta sonundaki 2 günlük sokağa çıkma yasağında da devam etti. Dünyanın ve Türkiye'nin mücadele ettiği koronavirüs salgınında Pamukkale Belediyesi yoğun tempoda çalıştı. Salgının ilk çıktığı günden beri halkın sağlığı için birçok çalışmaya imza atan Pamukkale Belediyesi, ilçenin tamamında dezenfekte çalışmaları yapmıştı. On binlerce özel aracın dezenfektesi de yine Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yapılırken, 7 gün 24 saat boyunca Pamukkalelilerin ulaşabildiği 444-9220 oğlu çağrı merkeziyle birçok kişinin sorununu çözüme kavuşturdu.
15 poşet. 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması kısıtlandıktan sonra pazar yerlerinde alışverişini yapan ekipler en son hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların hizmetindeydi. Cumartesi ve pazar günü ekipler ilçenin 61 mahallesindeki yaklaşık 350 bin kişiye ekmek servisi yaptı. Ekipler gittikleri mahallelerde anonsla vatandaşlara seslenerek isteyen herkese ekmek ulaştırdı. Yaklaşık 100 kişilik ekiple Pamukkale'li vatandaşların yanında olan Pamukkale Belediyesi gün boyu tüm mahallelere ulaşarak halkın ekmekle ilgili sorun yaşamasına izin vermedi. Cenab-ı Allah'tan gelen... Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, koronavirüsle mücadelede devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Fedakarca çalışan tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. Vatandaşlara ise siz evde kalın, biz sizler için çalışıyoruz mesajını yineledi. Destek grubu, siz sayın vatandaşlarımıza ekmek getirmiş bulunmaktayız. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza duyurulun. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü 2 günlük sokağa çıkma yasağında ekmek dağıtan ekiplere destek verdi. Ekmek dağıtımının ardından sokak hayvanlarını da unutmayan Başkan Gümrükçü, sokak ve açık alanlara mama bırakan ekiplere yardım etti. Hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma yasağında vatandaşların mağdur olmasını istemeyen Çiğli Belediyesi oluşturduğu ekiplerle sokak sokak pide ve ekmek dağıttı. Sokak hayvanları için de mama dağıtımı gerçekleştirildi. Sahada çalışan temizlik ekibi sayısı %50 arttırılarak tam kapasiteye çıkarıldı ve Çiğli'de kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Başkanım, İnönü Mahallesi. Çiğli Belediyesi Akvaryum Kafe, Çiğli halkının yardımına yetişti. Kafede üretilen pidelerle İzmir Büyükşehir Belediyesi halk ekmekten sağlanan ekmekler Çiğli'nin mahallelerinde vatandaşların evlerine ulaştırıldı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Balatçık bölgesinde çalışan ekiplerin yanına giderek evlerinden çıkamayan vatandaşlara bizzat pide ve ekmekleri teslim etti. İyi pazarlar olsun. Koronavirüs tedbirleriyle 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle açlık sorunuyla karşı karşıya kalan sokak hayvanları da unutulmadı. 21 gündür Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri Çiğli Hayvan Hakları Meclis üyeleri tarafından sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokaklar, boş alanlar, kapatılan lokanta ve restoranların çevreleri başta olmak üzere kentin birçok noktasında her gün 300 kilo mama ve su bırakıyor. Ekmek dağıtımının ardından sokak sakinlerine mama dağıtan ekiplere yardıma giden Başkan Utku Gümrükçü, Çiğli sınırları içinde bulunan bütün sokak hayvanlarının beslenmesine önemsediklerini söyledi. Çiğli'de görev yapan temizlik ekipleri de teyakkuza geçerek tam kapasiteyle çalıştı. Başkan Utku Gümrükçü, 2 gün sokağa çıkma yasağı nedeniyle artan evsel atıkların birikmeden toplanabilmesi için tüm ekipleri seferber ettiklerini söyledi. Buralar boş buluyorlar, atıyorlar. Ama biz temizlemekten yorulduk. Sevgili seyirciler, sokağa çıkma yasağının ilk saatlerinden itibaren 48 saatlik yasak boyunca alarma geçen Buca Belediyesi, kent merkeziyle beraber köylere çıkarma yaptı. Bu gıda gelecek zaten, ekmek de gelecek, gıda da gelecek. Bu ilaç talebi falan var mı? Koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararının uygulandığı ilk saatlerden itibaren vatandaşların mağduriyet yaşamaması için birimlerini teyakkuza geçiren Buca Belediyesi, kent merkezinin ardından kırsala ağırlık verdi. Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılınç'ın ekibin başında koordine ettiği çalışmalar kapsamında Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önceliği dezavantajlı mahallelere vererek sabah ve akşam olmak üzere günde iki seferde 40 binin üzerinde ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Buca'nın köyleri, Kaynaklar, Belenbaşı, Kırıklar, Kırık Ağaç, Doğancılar'da ihtiyaçların karşılanması için özel çalışma yürütüldü. Başkan Kılınç'ın bizzat yönettiği çalışmada öncelik içerisinde fırın olmayan yerlere verildi. Evleri kapı kapı dolaşan Kılıç, evlerin kapılarına ekmek astı.
Ekmek dağıtımının ardından muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi hanelere erzak paketleri bırakıldı. Beyza, ya yorma kendini sen, boş ver, dur. Sana erzak paketi getirdik Beyza'm. Buca belediye başkanıyım ben. Tamam. Sağ olun. Allah razı olsun. Sen de sağ ol. Sen çok de sağ ol. Çok sağ olun yavrum. Hadi bakalım hadi. Ekmek ihtiyacın da varsa arkadaşlar şimdi geliyor. Ekmek de geliyor şimdi. Ekmek de dağıtırlar. Kılıç çalışmalar başlamadan önce kırsaldaki mahallelerin muhtarlarını teker teker arayarak ihtiyaçların belirlenmesini istedi. Ekmek ve erzak eksiğinin yanı sıra köylerdeki maske, eldiven, dezenfektan eksiğini soran Kılıç, malzeme tedariki de sağladı. Eksiklerin ardından köylerdeki hemşehrilerin ilaç ihtiyacının olup olmadığını soran Kılıç, ihtiyacı olan vatandaşların ilaçlarının eczanelerden tedarik edilerek ulaştırılmasını gerçekleştirdi. Bu bir ilaç talebi olan bir vatandaştan bahsettiler ama... İyi, tamam, tamam muhtarım, tamam. Tamam, görüşürüz birazdan, gelin. Bir saat içinde oradayız. Tamam muhtarım. Başkan Kılıç, bundan sonra da yardımlarımız devam edecek, bu süreci hep birlikte atlatacağız dedi. Buca'nın köylerinde büyük bir çoğunluğunda fırın yok. Bu sebeple özellikle köylere ağırlık verdik. Şu anda köydeki yaşayan vatandaşlarımızın ekmek ihtiyacını gideriyoruz. Ücretsiz olarak dağıtımlarımızı yapıyoruz. Devam ediyor çalışmalarımız. İhtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza ücretsiz olarak bu sokağa çıkma yasağı sürdüğü sürece ekmek dağıtımına devam edeceğiz. İlk aşamada bu sosyal yardımlarda, sosyal hizmetlerde ihtiyaç sahiplerine zaten bir erzak paketi dağıtılıyordu. Bu 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza da dağıtıma başladık. Şimdi o da devam ediyor. Bayağı bir aşama kaydettik. Yaklaşık 20'ye yakın erzak paketi dağıtıldı şu ana kadar Buca'da. Devam ediyoruz çalışmalara. Elbette köyümüzde bir fırın olmaması, kırsal mahalleler olması ve burada ihtiyaç sahipleri, kişilere de ulaşım elbette zor olmaktadır. Ama Buca Belediye'miz sağ olsun bu hizmeti neticesinde bize gerekli yardımlarını sunmuştur kendilerine. Ben Buca Kırıklar Köyü muhtarı olarak çok teşekkür etmekteyim. Söke Belediyesi erzak dağıtımı ile gönül köprüsü kuruyor. Koronavirüs salgın sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntı ve yaklaşan Ramazan ayının paylaşma duygusunu birleştiren Söke Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıyor. Söke Belediyesi tarafından ekip oluşturuldu. İhtiyaç sahiplerine erzak dağıtımı yapıldı. Belediye ekibi koronavirüs tedbirleri kapsamında giydikleri koruyucu elbiseleriyle adeta beyaz karıncaları andırdı. Çevre mahallelerden başlayan gıda ve dezenfektan dağıtımında vatandaşlara ulaşan beyaz karıncalar, erzak kolileriyle birlikte sevgi ve paylaşımın sıcaklığını da vatandaşa götürdü. Söke Belediyesi başlattığı yardım kampanyasıyla hayırseverlerle ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü kurdu. Mahalle muhtarlarıyla yapılan görüşmeler ve alınan destekle gerçekleştirilen erzak kolisi dağıtımında belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına kadar gidildi, yardımlar teslim edildi. İhtiyaç sahipleri ise desteklerinden dolayı yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. Olsun, Allah razı olsun. Çalışmalara hız verdik. Fatma teyzeciğim. Bugün Serçin'deyiz. Söke Belediye Başkanım Levent Tuncel'in çok selamı var. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Çok selam. 65 yaş üstüsüz yaşlılara gıda yardımı gönderdi başkanım. Sağ olsun çocuğum. Sağ olsun çocuğum. Başkan Levent Tuncel ihtiyaç duyulan her an Söke Belediyesi olarak vatandaşlarının yanında olduklarını vurguladı. Katkı sağlayan hayırseverlere teşekkür etmeyi de unutmadı. Çok selam var. Önümüz Ramazan hayırlı olsun dedi ailelere. Başkanım Sayın Levent Tuncel gıda kolisi gönderdi. İyi günler deyin. Selamı var belediye başkanım Sayın Levent Tuncel'e. Sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm ekipleriyle seferberlik başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşayan can dostlarını da unutmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için tüm tedbirleri alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan sokakta yaşayan can dostları için de harekete geçti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu bölgelerde besleme çalışması gerçekleştirdi. Bunun yanında kentin muhtelif yerlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sokak hayvanları için koyduğu mama ve su kaplarını da düzenli olarak kontrol eden ekipler bu süreçte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için yoğun çaba harcadı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sokağa çıkma yasağı kararı ile birlikte hemşerilerin ihtiyaçları için yoğun bir çaba harcadıklarını söyledi. Sevgili seyirciler, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağı sonrası Esenyurt Belediyesi ekipleri 2 gün boyunca çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Esenyurt Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürdü. Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri bir süredir ailelerinden ayrı olarak bir öğretmen evinde kalan sağlık görevlerinin sokağa çıkma yasağı nedeniyle bulunduğu talep üzerine çalışma başlattı. Tamam, arkadaşlara da selam söyle. Tamam, hadi hoşçakal. Tamam, hoşçakal. Çok teşekkürler. Rica ederim. Tamam, ben. Tabii. Görevlilerin evlerine tek tek giden ekipler ailelerin hazırladığı paketleri teslim aldı. Ekipler ardından söz konusu istekleri sağlık görevlilerine teslim etti. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sokakta yaşayan hayvanların aç kalmasını önlemek için çalışmalarını sürdürdü. İlçenin çeşitli yerlerindeki kedi ve köpek evleriyle hayvanların yaşadığı diğer yerlere mama ve su bırakıldı. İzmir'in bilinen tarihini 8500 yıl öncesine dayandıran kazıların sürdüğü, alanın hemen yanında kent kültürüne kazandırılan Bornova Belediyesi Yeşil Ova Höyü Ziyaretçi Merkezi Brezilya'da yapılan mimarlık yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. TMOB Mimarlar Odası organizasyonunda yapılan başvuruları değerlendiren ulusal jüri, Türkiye'yi temsil etmesi için çocuklara yönelik kültürel miras çalışmaları nedeniyle başarılı bulduğu ziyaretçi merkezini seçti. Alanında uzman isimlerden oluşan jürinin Yeşilova Höyü Ziyaretçi Merkezi'ni, çocuklara yönelik eğitimleri, günümüz modern ve 8500 yıl öncesini bir araya getirerek mimari anlayışın gelişmesine sağladıkları katkı, duyarlılığı, yaratıcılığı ya da düşünme yeteneğini teşvik etmesi ve disiplinler arası işbirliğini ortaya koyması gibi özellikleri nedeniyle seçtiği ifade edildi. Uluslararası UAA 2019-2020 Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri Yarışması'nın sonuçları Eylül ayında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde açıklanacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İdu, böylesi bir organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek olmalarının büyük onur verdiğini söyledi. Eski şeyde anlaşmalar başlamak üzere yazılır. Bunlar yanmaz, uçmaz. Özellikle Hens, kaybolmaz. İskender. Sevgili seyirciler, Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yeni tip koronavirüs nedeniyle ihtiyaç sahiplerine artık tek numaradan hizmet verecek. Sivas Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı ziyaret eden Vali Salih Ayhan'a, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan ve Sivas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Vekili Suudi Yıldız tek numara uygulaması hakkında bilgi verdi. Vali Ayhan daha sonra bilgisayar başına geçerek 0850 224 1058 numaralı telefona gelen çağrıları kabul etti ve ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerini not aldı. Bu vakfı ziyaret ettim de arkadaşların çalışmalarını yerine göreyim dedim. Bir çağrı alayım dedim. O da sana denk geldi. Nasıl? Ben Sivas Valisi Salih Ayhan. Evet. Bugün vakfımızı ziyaret ettim. Çalışmaları yerini inceleyelim. Birkaç çağrı alayım dedim. Bir de siz denk geldiniz birine de.
Dolayısıyla ben de sizin bu durumunuzu hassasiyetle takip edeceğim. Vali Ayhan, yeni tip koronavirüse ülke genelinde mücadele edildiğini belirtti. Ülke genelinde bir mücadelemiz var. İlimizde de mücadele edilmektedir. Tabii ilimizdeki mücadelenin aktörlerin başına da sosyal yardımda çalışan, vakfımızda çalışan personellerimiz var. Tabii bu süreçte de ciddi manada etkilenen vatandaşlarımız var. Bir tek numara sistemine geçerek vatandaşımız buraya gelmeden talebini alınıp sistemden durumu görülüp akabinde hızlı bir şekilde talebine cevap verilmesi, dönüt yapılması sağlanmış olacak. Vatandaşımızı açta açıkta bırakmayarak, çünkü devletimiz kimsesizlerin kimsesidir, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışacaklar. Vakıf çalışanlarımız bu manada görünmez kahramanlar. Şundan vatandaşlar müsterih olsun, hiçbir talepleri burada karşısız kalmayacak. Mutlak surette durumları değerlendirip yardımcı olunacaklardır. Buraya gelmesinler, bu numaradan bizlere ulaşsınlar. Belki bir iki gün sabretsinler ve bu süreç içerisinde talepleri yerlerine getirsinler.